Bursa'nın fuar kenti olması için geçmişte çok çaba gösterildi. Bugün BUTTİM etrafındaki fuar merkezinin kuruluşunda Büyükşehir'in eski belediye başkanlarından büyüğümüz Erdem Saker'in çok emeği vardı. Kenti ihtisas fuarlarıyla öne çıkarmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından BURFAŞIN kurulduğunu hatırlıyoruz. BTSO'ya o dönem BUTTİM'deki bugün kullanılan merkezin yeri de tahsis edildi. BTSO'nun yaptığı o merkez İstanbul merkezli uzman bir firmaya devredildi. Şimdi görüyoruz ki, kentimizde düzenlenen fuarlar bir bir iptal edilmeye başlanmış. Geçenlerde turizm yöneticisi bir dostumuz hatırlattı. Katılım azlığı nedeniyle fuarların arka arkaya iptal edildiğini, bundan da Bursa'daki otellerin doluluklarının olumsuz etkilendiğini söyledi. Gerçekten öyle. Fuar zamanları otellerimizin hareketlendiğini biliyoruz. Bazen yer bulmak bile zor oluyor. Yönetici dostumuz buna taze bir örnek verdi. Önümüzdeki 13 ila 16 Kasım tarihleri arasında MADSİADİN katkılarıyla TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde planlanan Bursa 8. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın da iptal edildiğini duyurdu. Üzücü bir tablo. Bursa'nın zengin mermer rezervlerine sahip olduğunu biliyoruz. Bunların uluslararası fuar aracılığıyla dünyaya pazarlandığı bir organizasyon iptal edilmiş. Turizmci dostumuz, iptal olan fuarların bir daha devamının da gelmediğini hatırlattı. Bursa için büyük kayıp demek. Kenti her anlamda hareketlendiren irili ufaklı fuarların azalması Bursa'nın zararınadır. Sadece otellerimizin değil, şehre dışarıdan gelen konukların çarşılarımıza, esnafımıza da katkıları büyüktür. Turizmci dostumuz, İzmir'deki İZFAŞIN sık aralıklarla neredeyse haftada bir fuar organizasyonlarına da dikkat çekti. Bursa'nın da bu manada daha çok fuar düzenlenmesi gerektiğine işaret etti. Bu manada yerel fuarcılık şirketlerimizin de desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük tekstil ve otomotiv kentlerinden biri olan Bursa'nın, mesela bir uluslararası otomobil fuarına ev sahipliği yapamıyor olması da üzücü. Milli ve yerli otomobil markamız TOGG'un doğduğu bir şehirde bunu da büyük bir eksik olarak görüyoruz. Şehir su baskınlarına ne kadar hazır? Hafta sonu Bursa'da etkili olan sağanak yağış gösterdi ki, kentin merkezindeki altyapımız henüz ağır yağış koşullarını atlatabilecek seviyede değil. Yapılmış onca kilometrelik yağmur suyu toplama şebekelerine rağmen maalesef ortaya çıkan görüntüler üzücüydü. Yine ana caddeler, sokaklar, istasyonlar, otobüs durakları sular altında kaldı. Evleri, işyerlerini sular bastı. Yayaların Bursaray istasyonlarından, duraklardan geçebilmeleri mümkün değildi. Bir bakıma şehrin altyapısı sınıfta kaldı. Daha çok şebeke yapmak, yağmur sularını asfalt yüzeylerden deşarj kanallarına taşımak, toprakla buluşturmak için çaba ve bütçe gerekiyor. Yağmur berekettir. Uzunca süredir böylesi etkili bir yağış olmadı. İşin aslına bakılırsa, barajlarımızın dibe vurduğu dönemde buna ihtiyacımız da vardı. Fakat, kentin merkezi bunu kaldıramadı. Şehir olarak daha yapacak çok işimiz var. Erdem Saker'in adı, botaniğe çok yakıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, eski başkanlarından Erdem Saker'in adı alınan meclis kararıyla görev yaptığı 1994 ila 1999 döneminde kurduğu Soğanlı'daki Botanik Parkı'na verildi. Hem botanik, hem de zoopark onun Bursa'ya kazandırdığı her yaştan hemşerimizin soluklanılabileceği dev parklar olarak tarihe geçti. Bu iki dev yeşil alan sayesinde bölge kaçak yapılaşmadan da kurtarıldı. Keşke, devamındaki mutlular da o halkaya katılabilseydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halen Büyükşehir'e ve Zooparka danışmanlık hizmeti veren Erdem Başkan'a büyük bir vefa gösterdi. Dün de Saker'in adı Botanik Park'ta ölümsüzleşti. Saker'in ismin botaniğe verilmesini İMO eski başkanlarından Necati Şahin önermişti. Eski başkanlarımızın adları kente kazandırdıkları devasa parklarda yaşatılıyor. Reşat Oyal Kültür Parkı, Hamitler Teoman Özalp Kültür Parkı ve Soğanlı Erdem Saker Botanik Parkı. Hepsi de kurucularının adıyla ilelebet kentliğe hizmet etmeye devam edecek. Şimdi sıranın Hüdavendi Gar Parkı'nı şehre kazandıran Recep Altepe'ye geldiğini düşünüyoruz. Buraya da Altepe ismi yakışır. Şehir Meclisi o vefayı da göstermeli.